Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı'nda Lice'deki olaylar bahane edilerek eylem düzenlendi. Göstericiler polise havai fişek ve molotoflarla saldırdı. Polis trafiği kapatarak gösteri yapan gruba tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Olaylar sırasında 15 yaşındaki İbrahim Aras hayatını kaybetti. Çocuğun ölümüyle ilgili Adana Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada hayatını kaybeden çocuğun eylemci olduğu ve el yapımı patlayıcı olduğu değerlendirilen bir maddenin infilakı sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Adana Emniyet Müdürlüğü de çocuğun el yapımı bombanın patlaması sonucu öldüğünü duyurdu. Ancak ailenin avukatı Vedat Özkan bu açıklamaların aksine çocuğun el yapımı bombadan dolayı değil atılan ses bombasının patlaması sonucu öldüğünü ileri sürdü. Özkan ön otopsi raporunda çocuğun sadece kafatasının parçalandığının tespit edildiğine dikkat çekti. Aile avukatı el yapımı bomba olması durumunda çocuğun elinde ve vücudunda da izler olması gerekir ancak böyle bir ize rastlanmadı diye konuştu. İbrahim Aras'ın kesin ölüm nedeni adli tıp kurumunda yapılacak inceleme sonucunda netlik kazanacak.